Arkadaşlar merhabalar. Coğrafya dersi üniversite hazırlık konularımıza devam ediyoruz. 31. ders anlatım föyümüzde Türkiye'nin iklimi ve bitki örtüsünde basınç ve rüzgarlar konusunu ele alacağız. Sevgili arkadaşlar, dilerseniz dersimize bir an önce başlayalım. Türkiye'de basınç denince sevgili arkadaşlar Türkiye'de etkili olan, yaz ve kış dönemlerinde etkili olan basınç merkezleri akla gelmektedir. Peki bunlar hangileridir? Öncelikle Asor yaz mevsiminde hava sıcaklığını artıran bir etkiye sahip dinamik yüksek basınç alanıdır. Arkadaşlar etkilerini de bakınız şu özelliğini de oluşum özelliğini de herkesin bilmesi gerekiyor. Yalnızca Asor demek yeterli değildir. Asor dinamik bir yüksek basınç alanıdır. Ee, aynı şekilde e, sevgili arkadaşlar yaz döneminde Basra'dan termik karakterli bir alçak basınç etkilidir. Türkiye'de ve güneyden güneyden esmektedir bu rüzgarlar kış döneminde ise özellikle Sibirya'daki termik yüksek basınç bakınız lütfen termik yüksek basınç vurgulamak istiyorum yine. Termik yüksek basınç etkili Sibirya'nın etkili olmadığı dönemde ise İzlanda dinamik alçak basıncı ülkemize sokularak kış döneminin ılık geçmesini sağlamaktadır sevgili arkadaşlar. Bakınız bir sorumuz var. Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'de Türkiye iklimini de etkileyen yüksek basınç merkezleridir? Şimdi buraya baktığımızda hepsi Türkiye'yi etkilemektedir ama soruda bize yüksek basınç olanları soruyor. Asor dinamik yüksek basınçtı. Sibirya termik yüksek basınçtı. O yüzden doğru cevaplarımız 1 ve 4 olacaktı. Peki diğerleri neydi arkadaşlar? Bir kere daha tekrar etmekte fayda var. Basra termik alçak basınçtı. İzlanda ise dinamik alçak basınçtı. Sevgili arkadaşlar lütfen etkilerini, oluşum etkilerini ve özelliklerini de vurgulayalım, öğrenelim sevgili arkadaşlar. Türkiye'deki rüzgarlara baktığımızda günlük esen rüzgarlar meltem rüzgarlarıdır ve gün içinde belirli zamanlarda yön değiştirir ve etki alanları dar olan yağış getirmeyen rüzgarlar. Kara ve deniz meltemleri özellikle gün içinde farklı ısınmadan dolayı oluşuyor. Gece ve gündüz ısınmalarının kara ve denizlerdeki ısınma özellikleri de değişir. Nasıl olur? Şu şekilde. Arkadaşlar gece karalar yüksek basınç, denizler alçak basınçtır. Gündüz ise denizler yüksek basınç, karalar alçak basınçtır. Bu sebepten dolayı gün içinde Gece karadan denize, gündüz denizden karaya doğru esen rüzgarlar özellikle sevgili arkadaşlar Karadeniz veya Akdeniz bölgelerinde dağlar kıyıya paralel uzandığı için etki alanı darken Ege bölgesinde dağlar kıyıya dik uzandığı için etki alanı daha geniştir. O yüzden Ege kıyılarında yazın etkili olan Etkisi oldukça hissedilen yaz döneminde Ege kıyılarında etkili olan deniz meltemine imbat adı verilmektedir. Dağ vadi meltemleri için de aynı şeyi söyleyeceğiz arkadaşlar. Bakın dağ melteminde gece dağlar yüksek basınçtır. Ovalar ise alçak basınç. Gündüz ise ovalar yüksek basınçtır. Dağlar alçak basınçtır sevgili arkadaşlar. Bu sebepten dolayı gece dağdan vadiye gündüzde vadiden daha doğru esen meltemler yön değiştirecektir sevgili arkadaşlar. Türkiye'de en fazla etkili olan etkili olduğu bölgeler ise özellikle Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz'dir. Çünkü dağlık bölgeler bu alanlarda fazla olduğu için dağ ve dağ ve vadi meltemlerinin etkisi daha fazla hissedilir. Peki Marmara bölgesinde ya da Güneydoğu'da çok fazla hissedilmez. Neden? Çünkü dağlık bölgeler çok fazla olmadığı için. Bir diğeri Türkiye'de etkili olan yerel rüzgarlar yönlerine göre isimleri. Bakınız Karayel, Yıldız, Poyraz kuzey karakterli rüzgarlardır. O yüzden soğuktur. Lodos, kıble ve keşişleme bunlar da güney yönden estiği için sıcak karakterli rüzgarlardır sevgili arkadaşlar. Ee, Karayel ülkemize kuzeybatıdan, yıldız kuzeyden, Poyraz da kuzeydoğudan esmektedir sevgili arkadaşlar. Keşişleme güneydoğudan kıble güneyden, lodos güneybatıdan esmektedir. Fön karakteri ise dağ yamacı boyunca alçalan rüzgarlardır ve özellikle nerelerde hissedilir? Dağların kıyı yaparlar uzandığı Doğu Karadeniz ve Toros dağlarında oldukça fazla hissedilmektedir. Fön etkisi sevgili arkadaşlar. Türkiye'nin iklimi üzerinde etkili olan faktörlere baktığımızda bu da e, çok çok önemli. Özel konumun ortaya çıkarttığı bazı iklim özellikleri söz konusu. Bir de mutlak konumunun ortaya çıkartmış olduğu özellikler var. Özellikler var. Gelin şimdi onları hep birlikte ele alalım sevgili arkadaşlar. Bir kere Türkiye'nin özel konumunun etkisiyle aynı anda farklı iklim özellikleri görülmektedir. Bu cümleye dikkat lütfen. Aynı anda farklı iklim özellikleri yani aynı bölge içerisinde hem Yaz dönemine ait özellikler hem de bahar dönemine ait özellikler aynı anda yaşanabilir. Mesela Akdeniz kıyılarında insanlar denize girerken Toroslarda mesela arkadaşlar yaylalarda daha serin bir ortam söz konusu olabilir. Bakın yer şekilleri özellikleri mesela özellikle özel konum göreceli konum içerisinde değerlendirilmektedir. Şimdi bu özel konum özelliklerini tek tek ele alalım dilerseniz. Üç tarafının denizlerle kaplı olmasından dolayı kıyı kesim nemlidir. İç kesimler daha kuru kalmıştır sevgili arkadaşlar. Dağların uzanış doğrultusundan dolayı Karadeniz ve Akdeniz'de dağların kıyıya paralel uzanması denizden gelen nemli hava kütlelerinin içeriye girmesini engellemekte. O yüzden Karadeniz ve Akdeniz'de nemlilik kıyıda hissedilmiştir. İç kesimlerinde bu iklimler yaşanmaz. Ege'de ise tam tersi kıyıda yaşanan iklim iç kesimlerde bile hissedilmektedir sevgili arkadaşlar. Yükselti ve yer şekillerinin etkisi ülkemizin iklimini oluşturan göreceli konum özelliğinin en önemlisidir sevgili arkadaşlar. Türkiye'de yükselti batıdan doğuya doğru, kıyıdan iç kesimlere doğru gidildikçe artar. Bundan dolayı sevgili arkadaşlar, yıllık sıcaklık ortalaması batıdan doğuya doğru gidildikçe azalır, karasallık şiddeti artar, nem miktarı azalır, Günlük ve yıllık sıcaklık farkları artar. Kar örtüsünün yerde kalma süresi ve kar kalınlığı artar. Aynı tür tarım ürünlerinin olgunlaşması da gecikmektedir. Yer şekilleri etkisine baktığımızda ise sevgili arkadaşlar az önce de örnek vermiştim. Mesela Antalya'da Nisan ayında insanlar denize girerken aynı anda toroslara kar yağması yer şekillerine güzel bir örnektir. Temmuz ayı başında İzmir'den Kars'a giden bir kişi yani Türkiye'de batıdan doğuya doğru giden bir kişi demek istiyor sevgili arkadaşlar. İzmir'de tamam, e, tamamlanmış olan buğday hasadının Kars'ta yeni başlamakta olduğunu gözlemlemiş. Bu gözleme dayanarak Türkiye'nin doğusu ve batısı ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılır? E tabii ki doğuya doğru sıcaklıklar düşmektedir. Doğrudan bu yorumu yapabiliriz. Gündüz ısınan karalar gece ışıma yoluyla enerji kaybeder. Bu kayıp her yerde aynı olmaz. Yükseltinin fazla olduğu alanlarda havanın yoğunluğu ve su buharı daha az olduğu için alçak olanlara göre enerji kaybı daha çok olur. Buna göre aşağıda iller merkezlerinden hangisinde geceleri enerji kaybı daha fazladır? Bunların içerisinde en yüksekte olan hangisidir acaba? Tabii ki sevgili arkadaşlar İç Anadolu bölgesinin Doğu Anadolu'ya en yakın olan şehri olan Sivas diğerlerine göre daha yüksekte yer almakta. O yüzden geceleri enerji kaybı daha fazla gerçekleşir. Çevresindeki kara kütlelerin etkisi biliyorsunuz e, ülkemiz hem Asya hem Avrupa hem de Afrika kara kütlelerine yakındır. Bundan dolayı buralardan gelecek olan hava kütlelerine de açıktır. Mesela kış mevsiminde Sibirya e, termik yüksek basıncının etkisine girmesi gibi ya da yaz mevsiminde çöl bölgesi bölgelerinden Basra e, körfezinden özellikle gelen termik alçak basıncının etkisini hissetmek gibi. Denizellik ve karasallığın etkisi sadece Türkiye'de değil tüm dünyada çok belirgin olarak yaşanır. Denizelliğin etkili olduğu yerlerde yaz sıcaklığı karasallığın etkili olduğu yerlere göre daha fazladır. Kış deniz denizelliğin etkili olduğu yerlerde daha fazla. Yıllık sıcaklık farkı ise karasallığın etkili olduğu yere göre daha az olduğu gözlemlenmektedir sevgili arkadaşlar. Özür dilerim yıllık sıcaklık farkının karasallığın etkili olduğu yerlerde fazla olduğu özür dilerim onu düzeltelim lütfen fazla olduğu gözlemlenmektedir sevgili arkadaşlar. Temmuz ayında Güneydoğu Anadolu bölgesinin Akdeniz bölgesinden daha sıcak olması karasallıkla ilişkilidir. Ocak ayında Akdeniz bölgesinin Güneydoğu Anadolu bölgesinden sıcak olması denizellikle yani nemlilikle ilişkili. Akdeniz bölgesinde yıllık sıcaklık farkının güneydoğudan daha az olması yine denizlerlik yani nemlilikle ilişkili bir durumdur. Yandaki haritada numaralarla gösterilen yörelerin hangisinde Temmuz ayının diğerlerine göre daha sıcak olduğu söylenebilir. Arkadaşlar Temmuz ayında yani yaz döneminde Türkiye'de kavurucu sıcaklıkların yaşandığı yer güneydoğuydu. Çünkü hem enlem hem karasallık hem de güneyden gelen çöl rüzgarlarına açık olmasıydı sevgili arkadaşlar. Ülkemizin ikliminin oluşumunda mutlak konumun etkisi var mıdır acaba? Yani ekvatora yakınlık, kutba yakınlık gibi etmenlerin etkisi var mıdır acaba? E tabii ki. Birincisi Türkiye kuzey yarımkürede yer aldığı için e ee, en temel etmeni kuzeye doğru gidildikçe sıcaklık ortalamalarının azalmasıdır genel olarak efendim. Genel olarak kuzeye doğru gidildikçe azalmasının en temel özelliği Türkiye'nin kuzey yarımkürede bulunmasıdır. Peki kuzeye doğru gidildikçe başka neler gerçekleşir? Denizlerin tuzluluk oranı, orman üst sınırı, tarım yükselti sınırı, kalıcı kar alt sınırı, yerleşme üst sınırı gibi özellikler de azalmaktadır. Bu kuzey yarımkürede olmanın getirdiği özelliklerdir. Türkiye yengeç dönencesinin kuzeyindedir. Yani dönencenin dışında olmak demek Türkiye'ye güneş ışınları hiçbir zaman dik açıyla gelmeyecek anlamına gelir. Bundan dolayı gölgeler hiçbir zaman sıfır olmayacaktır arkadaşlar ve cisimlerin gölgesi her zaman kuzey ve kuzey ara yönlerine düşecektir. Bu sebepten dolayı Türkiye'deki bakı etkisi de güney yamaçlarda etkili olacaktır. Güney yamaçlar yani güneşe dönük olan yamaçlarda güneşlenme süresi fazla. Tarım orman yerleşme sınırı yüksek, kalıcı kar sınırı yüksek, karın yerde kalma süresi güney yamaçlarda yani bakı etkisinin etkili olduğu yamaçlarda daha kısa. Aynı tür tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi de yeni bakıya etkisinde olan yamaçlarda daha kısa sürede olgunlaşacak. Türkiye orta kuşakta yer alır. Bu sebepten dolayı ülkemizde batı rüzgarları, cephe yağışları, dört mevsimin belirginliği ve Akdeniz iklim kuşağında yer alması etkili olacak. Herkesin bunu ezberlemesini istiyorum arkadaşlar. Herkes lütfen bunu ezberlesin sevgili gençler. Türkiye orta kuşaktadır. Bundan dolayı işte Akdeniz iklimi, dört mevsim batı cephe birbirini doğuran bu neden-sonuç ilişkisi bizim için çok çok önemli sevgili arkadaşlar. Birçok bilgide, birçok soruda kullanacağız bunu. Lütfen herkes bunu dikkatlice birbiriyle ilişkilendirsin. Aşağıda Türkiye'yi etkileyen basınç merkezleri verilmiştir. Buna göre basınç merkezlerinden hangilerinin dinamik kökenli olduğu söylenebilir? Asor dinamik kökenlidir. İzlanda dinamik kökenli. Sibirya termik kökenli. Basra termik kökenlidir. Doğru cevabımız 1-2 idi. Yukarıdaki rüzgarlardan hangilerinin Türkiye'de sıcaklığı düşürdüğü söylenir? Sıcaklığı düşürmesi için kuzey yönlerden esmesi lazım. Lodos güney sektörlü, Poyraz kuzey sektörlü, Karayel kuzey sektörlü, Samyeli güney sektörlüdür. Kuzey sektörlüler sıcaklığı düşürdüğü için cevabımız 2-3. Türkiye'de yukarıdaki rüzgarlardan hangilerinin etkili olması yer şekillerinin yüksek bengebeli olmasıyla açıklanabilir? E tabi ki yer şekillerinin etkisini ortaya koyan tabi ki fön rüzgarlarıydı sevgili arkadaşlar. Doğru cevap şıkkımız yalnız 3 olacaktı. Türkiye'de üç farklı denizde üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olmasına rağmen karasal iklimin etki alanı geniştir. E aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biridir? Farklı kıtalarda topraklarının bulunması. Bu özelliği sevgili arkadaşlar, dağlık olması, çevrili olması ile alakalı değildir. Orta kuşakta yer alması, bölgenin yüz ölçümlerinin birbirinden farklı olması, mevsimler arasındaki basınç değişiminin belirgin olması gibi etmenler değil. Ortalama yükseltisinin fazla ve yer şekillerinin engebeli olması doğrudan karasal iklimin etkilerinin geniş olmasını sağlamaktadır. Aşağıda Türkiye'de yer alan bir merkezin Yıllık ortalama frekans gülü verilmiştir. Buna göre merkezde esme sıklığı en fazla olan rüzgar hangisidir deniyor? Arkadaşlar bakar mısınız? Kuzeydoğu, Güneybatı uzanışlı bu alanda yani M merkezinde sevgili arkadaşlar M merkezinde en fazla Kuzeydoğu yönden esmiş 468 kez. Bu ne anlama geliyor? Kuzeydoğu sektörlü yani Poyraz rüzgarı diğerlerine göre daha fazla esmektedir. Yeryüzünün, yeryüzünden yükseldikçe sıcaklıklar her 200 metrede ortalama bir derece azalır. Buna göre Türkiye'de, Türkiye ile ilgili aşağıdaki gözlemlerden hangisi yukarıdaki açıklama örnek olarak gösterilemez diyor. Yani yükseltinin etkisinin dışındadır demek istiyor. Bakın sonbaharda ekilen buğdayın Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde farklı zamanda olgunlaşması yükselti ile ilişkilidir. Ege bölgesinden İç Anadolu'ya doğru gidildikçe sıcaklığın düşmesi yükseltiyle ilişkili. Doğu Anadolu'nun Türkiye'nin en soğuk bölgesi olması yükseltiyle ilişkilidir. Kuzey, Kuzey Anadolu dağlarında 1000-2000 metreden sonra geniş yapraklı ormanların yerine yeni yaprakları bırakması yine yükseltinin etkisidir. Yazın en yüksek sıcaklıkların Güney Doğu Anadolu bölgesinde yaşanması sevgili arkadaşlar karasallık, çöl rüzgarlarının etkisi ve denize uzaklıkla ilişkili bir durumdur. Aşağıdaki haritada yıllık ortalama sıcaklıkları birbirinden farklı olan 5 tane merkez verilmiş. Buna göre verilen merkezlerden hangileri arasındaki sıcaklık farkı özel konumla açıklanır diyor sevgili arkadaşlar. Bakınız özel konum. Sinop, Çanakkale. Bakın Sinop, Çanakkale. Enlem etkisi ön plandadır ve böylelikle bu özel konum değil mutlak konumdur. Sinop, Adana diyor. Bakalım Sinop Adana enlem etkisi bakın biri güneyde biri kuzeyde enlem etkisi ön planda. Çanakkale Adana Çanakkale ve Adana'ya baktığımızda yine enlem etkisi ön planda. İzmir Adana İzmir ve Adana'ya baktığımızda yine enlem etkisi ön planda. Çünkü bunların hepsi denize kıyısı var. Denizellik, nemlilik, yükseltileri de işte arkadaşlar hepsinin yükselti ortalamaları da bakınız hepsi deniz kıyısında olduğu için 0 metrede bu sebepten dolayı bunların hepsi aynı etki e, söz konusu olmuştur ama Çanakkale ve Erzurum'a baktığımızda çok bariz yükselti etmeni etkili olmuş. Aşağı yukarı aynı enlemlerde doğuya doğru gidildikçe kara ve yükselti etmeni söz konusu olmuş. O yüzden özel konum söz konusudur cevabımız o yüzden C olacaktı. Türkiye'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi özel konumu ile ilgili değildir? Kış mevsiminde İç Anadolu bölgesinden Karadeniz kıyılarına doğru gidildikçe ortalama sıcaklıkların artması. Bakınız, artması. Ee, sevgili arkadaşlar özel konum özelliği ile ilişkilidir. Bakın aslında burada tersi bir durum olması gerekmiyor mu? Lütfen dikkatli okuyunuz. İç Anadolu'dan Karadeniz'e gidiyoruz. Yani Ekvator'dan kutba doğru gidiyoruz gibi bir cümle var aslında orada. Bakın İç Anadolu güneyde, Karadeniz kuzeyde. E, sıcaklığın aslında düşmesi gerekiyor. Bakın burada artması demiş. Bu durumunu ortaya çıkartan temel etmen Karadeniz'e doğru gidildikçe nemliliğin ve sıcaklık ortalamalarının artması sevgili arkadaşlar. İç Anadolu'da karasallık şiddeti fazla olduğu için sıcaklık daha düşüktür. Biraz ayrıntılı anlattım anlamanız için. C şekline baktığımızda Samsun'da yıllık ortalama sıcaklığın Sivas'a göre daha fazla olması. Yine aynı mantık. Bakın aslında tam tersi olması gerekmiyor mu? Ee, Sivas daha güneyde Ekvator'a daha yakın Samsun ...kutba daha yakındır. Bunun tam tersi olması gerekiyor. Az önce de belirttiğim gibi denizellik ve karasallık... ...yani özel konum etkili olmuştur. Yazın en yüksek sıcaklıkların... ...Güneydoğu'da görülmesi, yaşanması... ...diyor sevgili arkadaşlar. Yazın en yüksek sıcaklıkların... ...Güneydoğu'da değil, Akdeniz bölgesinde... ...yaşanması gerekiyor. Çünkü daha güneydedir. Ama tam tersi bir durum söz konusu. Yine özel konum söz konusu. Rize'de yıllık yağış miktarının... ...Konya'ya göre... Daha fazla olması, bakınız burada da e, Rize'nin su kaynaklarını yani denizel bir noktada olması, Konya'nın karasal. Bakın bu özellikle özel konumdur. Ege Mar e, Akdeniz, Ege ve Marmara kıyılarındaki makit topluluklarının bulunması ise sevgili arkadaşlar, bu özel konumuyla değil, bulundukları iklim kuşağıyla yani mutlak konumla ilişkilidir. O yüzden cevabımız B olacaktı. Akdeniz kıyılarında 800 metreye kadar çıkabilen makiler, Ege'de 600, Marmara'da 300. Bakın, kutba doğru gidiyoruz aslında. Bakın, Akdeniz, Ege, Marmara yani kutba doğru gidildikçe sıcaklık ortalamaları düşer, Maki yetişme sınırı da daha aşağılarda olur hava soğuduğu için. Bu durumun temel sebebi tabii ki enlem etkisidir sevgili arkadaşlar. Türkiye'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ülkenin kuzey yarımkürede yer aldığını göstermez diyor sevgili arkadaşlar. Kuzeyden esen rüzgarların hava sıcaklığını düşürmesi demek ki ülkemiz kuzey yarımküredeki kuzey kutbundan gelen rüzgarlar sıcaklığı düşürecek. Doğru bu kuzey yarımkürede yer aldığını gösterir. Antalya'da deniz turizmi mevsiminin Samsun'dan önce başlaması doğru. Ege bölgesinde kuzeye doğru gidildikçe üst sınırının alçalması bakın kuzeye doğru diyor. Cümleye dikkat kuzeye doğru kutba doğru demek ki kuzey yarımküredeyiz. Akdeniz bölgesinde dağların kuzey yamaçlarında karın yerde kalma süresinin güney yamaçlarından daha uzun olması. Bu demek ki Türkiye kuzey yarımküredeki bakı etkisi güney yamaçtadır. Bakın burada da kuzey yarımkürede olduğunu kanıtlayabiliyoruz. Ee, Karadeniz bölgesinin İç Anadolu bölgesinden daha fazla yağış alması denizellik, karasallık, denize açık olma, denize kapalı olma gibi durumlar söz konusu. Bu kuzey yarımkürede olduğu ile ilişkili değildir. Türkiye'nin yukarıdaki özelliklerinden hangileri matematik ya da mutlak konumuyla açıklanır diyor. Dört mevsimin belirgin olması, cephe yağışlarının görülmesi. Bakın bunu ezberleyin demiştim. Dört mevsimin belirgin olarak yaşanması, cephe yağışlarının görülmesi, e, orta kuşakta olmanın getirdiği en net sonuçlardır. Doğru cevabımız o yüzden 1 ve 2 olacaktı sevgili arkadaşlar. Türkiye'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi mutlak konumun sonucu değildir? Batı rüzgarları etkisinde olması mutlak konum. Doğu batı doğrusunda uzanan dağların güney yamaçlarında ormanın sınırının daha yüksek olması demek ki bakı etkisi Burada güney yamaçta ki Türkiye kuzey yarım kürede olduğu için bakın mutlak konum veriyor burada. Aslında dolaylı olarak bir mutlak konum var. Onu bizim çıkartmamız lazım bu sonuç içinden. Demek ki kuzey yarım küredeki yani mutlak konum olarak kuzeydeki güney yamacı daha sıcak. Kuzeyden esen rüzgarların hava sıcaklığını düşürmesi bu da kuzey yarım kürede olmasını getirdiği bir sonuç. Akdeniz iklim kuşağında bulunması bu da orta kuşakta olması. Bakın hep matematiksel mutlak konum bu cümlelerin içerisinde gizlenmiş. Kıyı kesimlerinin iç kesimlere göre daha çok yağış alması bu nemlilik, denizlerlik ve karasallıkla ilişkilidir. Bu özel konum ya da göreceli konum içerisindedir. Yukarıda verilen durumlar sıcaklıkla aşağıdakilerden hangisindeki arasındaki ilişkiye birer örnektir diyor. Antalya'daki sıcaklığın İzmir'den daha yüksek olması enlem. Çünkü ikisi de deniz kıyısında denizlerlik eşit, yükselti eşit, karasallık eşit, her şey eşit. O yüzden enlem etkili olmuştur. Kars'taki sıcaklığın Konya'dan daha düşük olması, karasallıklara eşit, yükseltileri farklı, yükselti. Yazın Şanlıurfa'nın Antalya'dan daha sıcak olması bu da karasallık sevgili arkadaşlar etkili olmuştur. Doğru eşleştirme B şıkkında verilmiştir. Aşağıdaki haritada 3 merkezin yıllık sıcaklık ortalamaları verilmiştir. Bu merkezlerle ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. İzmir'in Sinop'tan daha sıcak olmasında güneşinlerin geliş açısı etkili olmuştur. Çünkü ikisi de deniz kıyısında yükseltileri eşit, nemlilikleri eşit, e, enlem faktörü etkili olmuştur diyor kısaca. Doğru. Kayseri'nin İzmir'den soğuk olmasında yükselti ve karasallık etkili olmuştur. Doğru. İç kesimlere doğru gidildiği için. Kayseri'de sıcaklık ortalamalarının Sinop'tan düşük olmasında yükselti ve karasallık etkili olmuştur. Evet Sinop'a göre daha karasal ve yüksektedir. Aynı zamanda ekilen tarım ürünleri Kayseri'de İzmir'e göre daha geç olgunlaşır. Karasallık ve yükseltiden dolayı sıcaklık ortalaması düşmüştür. Sinop'un Kayseri'den sıcak olmasında enlem etkili olmuştur diyor. Halbuki enlem etkili olsaydı Kayseri'nin daha sıcak olması gerekmiyor mu arkadaşlar? Yanlış olarak eşikinde bilgi verilmiştir sevgili gençler. Evet 31. ders anlatım föyümüzün sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Herkese sınav hazırlığında bol başarılı günler diliyorum sevgili gençler. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir diğer e, konu anlatım föyünde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.